Halka alıştırdılar zamlara. Sizce düşer mi bunlar? Kesinlikle yansımadı. Devlet bir koyuyorsa marketler iki koyuyor gülüm. Daha da fiyatların düşeceğine ben inanıyorum. Artmadan düşeceğine inanıyorum. Alınan kararla birlikte gıda ürünlerinde katma değer vergisi oranı %8'den %1'e indirildi. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına KDV indiriminin market fiyatlarına yansıyıp yansımadığını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Hiçbir şey maalesef. Biz hiçbir şey görmüyoruz. Yumurtanın kolisi bile 40 lira. Ne vergisi indirimi? Siz görüyor musunuz? Fiyatlar düşmediğini düşünüyorsunuz. Yok. Yani biz görmüyoruz. Ben halk olarak görmüyorum. Peki, söylesin. Fiyat artışlarının duracağını düşünüyor musunuz bu saatte sonra? Biraz zor gibi. Halka alıştırdılar zamlara. Sizce düşer mi bunlar? Bence zor. Şimdi KDV oranındaki indirim güzel bir uygulama. Bunu inkar etmeyelim. Ama kesinlikle yansımadı. Şimdi serbest piyasa ekonomisi eğer hayattaysa bunu fiyatlara yansıtmak imkanı yok. Biz serbest piyasa ekonomisini izliyoruz. Burada yansıtamazsın bunu. Arkadaşın da söylediği gibi bu iş polisiye tedbirlerle kesinlikle olmaz. Olmaz. Bu nedir? Sağlıklı, nitelikli eğitim, ara elemanını yetiştirerek üretimi canlandırmak gerekiyor. Şimdi halkı olmayan bir tane devlet gösterir. Halk olmayan bir tane devlet yoksa eğer, bu devlet halkla oluşuyorsa, halkı rahat ve refah içerisinde üretime dayalı ve eğitimdeki standartları yükselterek huzura kavuşuruz. Bağımsızlığımızın yolu buradan geçer. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki İzmir İktisat Kongresi'nde üretmeden tüketen toplumlar önce onurlarını, sonra gururlarını, sonra istikbal ve istiklallerini, yani bağımsızlıklarını kaybederler diyor. Şimdi üniversite sınavındaki barajı kaldırdı. Her tarafta üniversite. Ara eleman nerede? Sanayideki ara eleman nerede? Yetişiyor mu? Sadece bu 4 seneliğine genç potansiyeli işsizlik kategorisinde göstermemek için yapılan bir uygulama. Hiçbir görmedik. Bir de marketlerde şunu da gördük. Hani bir denetim olduğundan, bir denetim dışarıda geldiğinden hemen elemanlar koşuyor, şeyleri topluyor. Üstünde fazla etiketler var, kendinden yapıştırmalar. Onları topladıklarını gördüm ben. Devlet bir koyuyorsa marketler iki koyuyor gülüm. Daha da fiyatların düşeceğine ben inanıyorum. Artmadan düşeceğine inanıyorum inşallah. Çünkü fiyat artış oranları düştü. Yükselme oranları durdu biraz daha gıda sektöründe. Yani fiyatlarımız yükselmiyor. %3'lük, %5'lik bir düşüşü kim nasıl uygulayacak onu bilmiyoruz. Esnaf da uygulamak istemeyecektir zaten. Çünkü yarının ne olacağını kimse bilmiyor. Bu dünyadaki sıkıntılardan mütevellit bizde de aynıları olacak. Peki bu vergi indiriminin gıda ürünlerinde fiyat artışını durdurabileceğini, engel olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani durdurmaz ya. Onu durdurabilmesi için bizim neslimizin üretmeyi öğrenmesi lazım. Yani yıllardır türkü çağırıyoruz gençlere, bir şey üretin, ortaya bir şey koyun, kendinizi geliştirin diyoruz. Ama herkes bizatihi birileri bizim için bir şey yapsın, biz de onu alıp yiyeceğiz diyor. Böyle olunca da daha çok gider bu iş böyle. Vallahi ben ona inanmıyorum, düşüreceklerini. Devlet elinden geleni yapıyor ama insanlar alışmışlar bu zincir marketleri denilen. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Devlet tarafından ürünün tarladan pazara kadar gelip ne kadar olduğunu bunu devlet tarafından denetlenmesi gerekiyor. Devlet elinden geleni yapsa da bu insanlar acımasız. Maalesef düşürmüyorlar. Düşürüyor gibi görüküyorlar. Yükseltip düşürüyorlar. Allah hayırlısını eylesin, ne diyelim. Ben az önce dolaştım, baktım öyle fazla bir şey göremedim. Yani fiyatların düştüğünü görmediniz. Var da kıymetsiz düşüş. Onun için ben fazla bir şey göremedim. Peki fiyat artışının bu yapılan indirimlerle falan ardından duracağını düşünüyor musunuz? Valla bilemiyorum diyelim ya. Şimdi yok deriz olur, olmaz deriz olur. Valla bir artış düştüğünü görmedik. Fiyatlar yükseliyorlar, tekrar düşürüyorlar. Yani fiyat artışının duracağını düşünüyor musunuz bu saatte sonra, bu düşüşle beraber? Yok, insanlar da hep suç kabahat.
Ayrıca de böyle KDV oranındaki düşüşün fiyatlara yansıdığını görmediniz değil mi? Görmedik hiç. Aynı. Fiyatı yükselttiler, tekrar geri düşürdüler. Mesela bir 120 liraydı ya. 110 liraya düştü. Ondan sonra yeri çıkarttılar. Bu sefer 111 lira yaptılar yağı. Birkaç bir şeyde gördüm yansımış yani bazı maddelerde. Mesela zeytinyağına da biraz düşüş olmuş. Ne kadarlık bir aklınızda var mı bir rakam? 10 lira falan düşmüş yani. Yani vergi, bu vergi indiriminin evet, fiyatlara yansıdığını gördünüz. Gördüm gördüm. Yalnız unda ne de daha yok da şeyde var. Zeytinyağına da bazı şeylere düşmüş yani. Pek yansıyacağını sanmıyorum. Çünkü petrolün, doların bu kadar pahalı olduğu bir ülkede hiçbir şeye yansımaz yani. Durduramazsın. Her şey dolara, petrole, doğalgaza, elektriğe endeks olduğu müddetçe bunların ucuzlaması imkansız yani. İmkansız. Yani fiyat artışlarının duracağını düşünüyor musunuz şu anda? Yok, imkanı yok. Durduramaz. Hele AKP hiç durduramaz şu anda. Yalnız bu ne kadar inerse insin bu fiyatlar yarı yarıya olması lazım. Bu sene yazın bir ayçiçek yağı 70 milyon liraydı. Şimdi oldu 120-130 milyon. Yani 40-50 milyon bir fark var. 40-50 milyon da bizim şu ekonomik şartlarda çok büyük para. Bir bidon yağda, 5 litre yağda 50 milyon 50 milyon eğer fark oluyorsa madem öyle indireceklerse aynı fiyata düşsün. 70 liraydı, 75 olsun, 80 olsun. 120 milyon sırf bir yağda. Diğer bütün ürünler de aynı. Yani %100 katladı. Biz asgari ücret kaça çalışıyorduk? 2,5'a çalışıyorduk. Şimdi 5 milyar olması lazım. 4,250 oldu. Değil mi? Onun yarı yarıya inmesi lazım. Özellikle mazot olsun, gübre olsun %100 arttı. Mesela ben bir köylü olarak geçen sene bir darp gübresini 3 milyon liradan alıyorduk. Şimdi darp gübresi 12 milyar oldu tonu. Şimdi gıda ürünlerinde KDV oranlarının düştüğünü gördünüz mü hiç böyle markete, bakkala falan girdiğinizde? Ben görmedim. Aynı ceza kesiliyor diyorlar bütün marketlere gidesin bütün marketlerde. Yani burada belki 15-20 kişi vardır. Herkese de sorabilirler. Ceza kesiliyor. Adam yine aynısını yazıyor. Ertesi gün yapıyor. Hiç görmedim ben. Ve bunun da doğru olduğunu kabul etmiyorum. Devletin bunda bir sürü kaybı var. Onların üzerine gitsin bu KDV'yi kaldırmasınlar. %8'den 1'e inmiş ne fark eder? 100 liralık mal alıyorsun 93 lira ödeyeceksin. 93 öden 100'ü de öder. Yani devletin buradan bir vergi kaybı olduğunu düşünüyor musun? Büyük bir kaybı var. Genel olarak şey yapıyorsan trilyonlar kaybı var. Bence bu işi yapanların üzerine gitmeleri KDV'yi kaldırmadan çok daha iyi olacaktı. Mesela yağ 120 ya, 2 lira indiriyorlar, 118 lira. Bu KDV indiriminin güya yansıtılmış hali olarak gösteriyorlar. Eski fiyatlarla değerlendirdiklerinde KDV indirimi kesinlikle yansımadı. Peki fiyat artışının bu indirimle beraber düşeceğini, engel olacağını düşünüyor musunuz bunu? Kesinlikle düşünmüyorum. Bu şekilde devam edecek. Nerede görülmüş ki bir şeyin fiyatının artırılıp bu kadar artırılıp sonradan düşürülmesi?